Yunanistan bu kez de devlet televizyonunun kapatılma kararıyla karıştı. Hükümet yayınları durdurdu ama kanal çalışanları binadan ayrılmıyor. RT çalışanları kapatma kararını protesto etmek için işgal ettikleri binada canlı yayınları internet üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Bir Avrupa ülkesinde, modern bir demokraside kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Yayına son verdiler. Ancak ERT'yi elimizden geldiğince açık tutarak mücadelemize devam edeceğiz. İşte tüm çalışanlar burada. Hükümet ise kamu harcamalarına yönelik tasarruf tedbirleri çerçevesinde alınan kararı savunuyor. Başbakan Antonis Samaras, 2700 kişinin çalıştığı kurum yerine daha küçük bir kanal kurulacağını açıkladı. Şeffaflıktan yoksun olan her kurumdan kurtuluyoruz. Burası işe yaramaz bir sürü şeyle doluydu. Kimileri bundan rahatsız oldu çünkü onlar şeffaf olmayan ve işe yaramayan düzeni geri istiyor. Hükümetin bu açıklaması tepkileri dindirmeye yeterli olmadı. Her gün yüzlerce kişi ERT binası önüne giderek kapatma kararını protesto ediyor. Yunan işçi sendikaları da 24 saatlik grev kararı alınca Atina'da hayat bir kez daha durdu. ERT çalışanlarının eylemine diğer televizyon kanalları da haber bülteni yayınlamayarak destek oluyor. Hükümetin küçük ortaklarından Sosyalist PASOK Partisi ve Demokratik Sol'da kapatmaya sert şekilde karşı çıkıyor. Başbakan Samaras'ı eleştiren koalisyon ortakları, ERT'nin kapatılma kararının kendilerine sorulmadan alındığını kaydederek kanalın yeniden açılmasını istiyor.